Beni çağırmışsın baba. Seni çağırdım kızım. Ne diye bunlar? Ha? Sen mi koydun o altın kolyeyi? Ben... Sen ne sen? Lafı ağzımda kemeleme. Sana bir soru sordum. Sen mi koydun o kolyeyi? Kızım sen hiç azımadın mı ya? O çocuklar bu kapıda durdu ya. İçeri girmedi o çocuklar. Sen acımadın mı o çocuklara, acımadın mı sen? İşte bu yüzden yalan söylemek zorunda kaldım baba. Baba belki... Yasin! Rukiye bunu neden yaptı? Ne için yaptığını anlatmadan bu konuyu kapatmayacağım. Sen mi koydun? Ben koydum! Ben koydum! Yedi yıl oldu. Ben yedi yıldır yas tutuyorum daha içimdeki yara kabuk bağlamadan. Ersin'in beni aldattığı kadınla çocukları bu eve geldi. Hiçbiriniz bir kere bile Rukiye nasılsın demediniz. Varsa yoksa Yeşil. Yeşil'e sahip çıkalım. Yeşil'i koruyalım. Yeşil, Yeşil. Baba bu çocuklar benim kocamın gayrimeşru çocukları. Ben onlarla bu çatı altında nasıl yaşıyorum biliyor musunuz? Siz onlara her sevdiğinizde ben torun veremediğim için mi böyle oldu diyorum. Ersin yaşasaydı beni boşayıp onunla mı evlenirdi diye düşünüyorum baba. Çocuklar acımadım mı diyorsun ya, acıdım. Sadece bu yüzden çektim şikayetimi de geri. Yoksa Yeşil'in yerine cezaevine ben girmişim ne fark eder? Ben her gün cezamı çekmiyor muyum onları görerek? Çektim işte şikayetimi geri. Huzura erin. Kurbanlarınızı kesin. Şükür namazına durun. Ne yaparsanız yapın baba. Ne yaparsanız yapın. Rukiye.